من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم محترم مسلمانlar hayatlar vardır para, mal, mülk için değil Allah rızası için olan hayatlar. Hayatlar vardır. Makam mevki için sünneti bırakan değil, sünnet için makam mevki bırakan hayatlar. Hayatlar vardır. Mübarek gün ve gecelerde dışarılarda ulaşan değil, mübarek gün ve gecelerde sizin gibi camiye gelen hayatlar. İşte bu hayatlar. Allah'ın razı olduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevindiren hayatlardır. Allah-u Teala insanlara bu hayatları yaşatması için peygamberler göndermiştir. O peygamberler her ümmet için örnek, önder, mihmandardır. Bu bakımdan bizim de önderimiz, örneğimiz, mihmandarımız, hayatıyla hayatımızın şekillenmesi gereken فَلَا لَكَ بَعْفُوا نَفْسَكَ عَلَى اَذَارِهِمْ اِلَّا يُنْهُمْ بِهَذَا الْحَدِيسِ اَسَفَا buyurdu. Ey Habibim, bu Kadir gecesinde inançlarına inanmıyorlar diyerek kendini üzüntüden öldüreceksin buyurdu Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan insanların hayatlarına bakacak. Onlara kendimizi örnek olarak alacak. Şu dünyada nasıl ve ne yapılması gerektiğini anlayacağız. İmam Müslim sahihinden naklediyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hani buyuruyorlar ya لَاَكُمْتُ مُتَّفِزًا مِنْ اُمَّتِ خَلِيلًا لَاَتَّخَصْتَ اَبَا بَكْرِ خَلِيلًا وَلَاكِنْ اَخِي وَسَاهِبِي Eğer ümmetimden biri de ben dost edinseydim Ebu Bekir olurdu. Ancak Ebu Bekir benim dostum değil, kardeşim, can yoldaşımdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de oturuyorlar. Buyuruyorlar ki فَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ اِلْيَوْمَ سَاهِمًا İçinizde bugün oruçlu olarak sabahlayan var mı? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz اَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ buyuracak. Ben ya Resulallah. فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ اِلْيَوْمَ جَنَازَ İçinizde bugün cenazeye gideniniz var mı? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz اَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ فَمَنْ اَدَعَنَ مِنْكُمْ اِلْيَوْمَ جَنَازَ İçinizde bugün aç olanları doyuranınız var mı? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz yine اَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ buyuracak. Son kez buyuracak ki فَمَنْ عَالَى مِنْكُمْ اِلْيَوْمَ مَرِيْزَ İçinizde bugün hastayı ziyaret edeniniz var mı? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz اَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işaret edecekler مَا اِجْتَمَعْنَا فِي اِمْرِهِمْ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim bunlar yaparsa ancak cennete girer buyuracak. Bu rivayet diyor ki Müslüman, orucunu sadece Ramazan'da tutmayacaksın, Şevval'da da tutacaksın, Muharrem'de de tutacaksın, Hicri ayların 13, 14, 15'inde de tutacaksın, Pazartesi, Perşembe de tutacaksın, tutacaksın ki Rabbim Allah gerek zulüm gören, o zulmün kendisine verdiği tersiyle aç kalan, o açlığı unutmak için akşam uyan, erken uyan ama o açlığı yine kendisine verdiği tersiyle uykusundan uyanan Suriye'de, Filistin'de, Libya'da, İslam coğrafyasının farklı yerlerindeki olan mümin kardeşlerini sadece Ramazan'da değil, hayatının bütün şubelerinde, bütün noktalarında hatırlayacaksın. Diyor ki sana, bugün cenazeye gittin mi? Evet, hayatında ölüm mefhumu olacaktır. Hayatında sadece dünyaya takmayacaksın, dünyada olmayacaksın. Haftada bir, günlerin belli günlerinde kabileler ziyaret edeceksin. Ölümü hatırlayacaksın. Ölüm sana musibet olarak değil, ölümü hatırlayacaksın. Kabilelere derin derin bakacaksın.
acaba ne yapıyorlar? Hayatlarını nasıl geçirmişler? Acaba mükafat mı, ceza mı? Bunları düşüneceksin. Sonra diyeceksin ki, ya Rab, sana kul olmaya geldim. O zaman ölüm senin için. El-Mevti cizmün yüzül habib ile habib. Dostu dosta kavuşturan bir köprü olacaktır. Diyor ki sana, alacaksın birkaç arkadaşını ya da birkaç talebeyi, sadece Ramazan'da iftar yemeyeceksin. Alacaksın, belli günler götüreceksin lokantaya ya da belli zamanlarda alacaksın, götüreceksin evlerine. Onların gönüllerini alacaksın. Çünkü onlar Kur'an-ı Hakim'i ezberliyorlar. Çünkü onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamaya çalışıyorlar. Sadece iftarlara has olmayacak bunlar. Bunlar hayatın bütün şubelerine has olacaktır. Diyor ki sana, Müslüman, hasta ziyaret edeceksin. Evine kapanmayacaksın. Televizyon seyredip evinde komşularında hasta olan var mı yok mu? Bunları bilmeyeceksin. Bunları bil. Bunları bilmiyorsan cennete giremezsin. Bunları bileceksin. Çünkü komşu hakkı çok önemlidir. Çünkü eğer onları ziyaret edersen, onlar bil ki sana yarın bugün faydaları dokunacaktır. Sana fatihalar, yasinler gönderecektir. Muhterem Müslümanlar, bu farklı bir rivayetti. Her rivayet farklı konuları itibar etmektedir. Bu rivayetlerden birisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelere nakleden, hadis kitaplarında çok rastladığımız bir sahabi, İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Yine bir bugüne rivayet ediyor. Buyuruyorlar ki, El-hayâ-u lâ yetti illâ bi-hayrin. Hayâ insanlara ancak hayır getirir, hedefli olmak insana mükafat sağlayacak dediği zaman, orada bulunanlardan birkaçı diyecek ki, doğru söylüyorsunuz hocam, o kadar doğru söylüyorsunuz ki, اَنَّهُ مُنْتُوا بَحَارًا مُنْتُوا سَكِنَةً اَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةً Bu vakar, bu sekinet, bu edep, o kadar faydalı şeyler ki, bunlar hikmet kitaplarında, bunlar felsefe kitaplarında övgüyle bahsediyor dediği zaman, İmran bin Hüseyin radıyallahu anh, o andan suratı değişecek, o bir hadis rivayetinden suratı başka bir surat olacak, kız nefes almaya başlayacak, gözleri kızaracak, اِحْمَرَّةَ عَيْنَاهُ gözleri kızaracak, onu söyleyen insana, kendisini destekler nitelikte olan sözlere rağmen buyuracak ki اُحَدِّثُ كَمِنْ رَسُولُ اللّٰهُ تُحَدِّثُنَا نِسْتُحُفُكَ ben sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyorum. Sense gelmiş bana felsefeden, hikmetten, şundan bundan bahsediyorsun diyecek. Bu rivayet sana diyor ki, Müslüman, birileri çıkar der ki, efendim teravih namazı yok. Birileri çıkar der ki, efendim namaz 5 vakit namaz, 3 vakit namaz olacaktır. Birileri çıkar der ki, aile işlerine önce, kulüsten önce, Ayşe'den önce müftünün, imamın müdahale etmesi gerekir diye uygun fetva veren insanı utanmadan, edepsizce, ayaksızca eleştiren insanları bırak. Onlar için önemli değil. Onları şöyle al, Üstad Necip Fazıl'ın geçmişini çöpe attığı gibi çöpe at. Onlar sahte kahraman bile değiller. Senin için önemli olan, alemlerin yüzü hürmetine yarattığı Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam ve ona uyan mübarek insanlardı. Kendine bunları imanlara al. Bunları imanlara al ki cennete girersin. Bir başka rivayet. Tabarani ve Beyhaki naklediyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Mekke'den Medine'ye hicret ettik. Medine'de zor günler yaşıyoruz. O kadar zor günler yaşıyoruz ki فَوَاللّٰهِ مَا فِي بَيْتِ عَاقِلُ بِنْهُ شَيْفٌ وَلَوْ كَنَا فِي بَيْتِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem لَبَلَاهُنِي بُلَجَكْ Allah'a yemin ederim ki evimde yiyecek bir lokma ekmek yok. Şunu da söyleyeyim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da evinde bir lokma ekmek olsaydı onu çağırır beraber yedik. İşte böyle haftalarca, aylarca süre durduk. İşte bu acı yediğimiz günlerden bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdılar. Dışarı çıktım. Baktım ki hava soğuk. Evde aramaya başladım. Bir rivayete göre yırtık, eski bir elbise. Bir rivayete göre ise hurma çuvalı. Aldım, giydim ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanına gittim. Bir şeyler yedik. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescidine böyle gittiler. Din bugünden bahsediyorlardı.
O dini mübinden bahsediyordu. Sabırdan bahsediyordu. Allah'ın kullarından bahsediyordu. Sünnete uymaktan bahsediyordu. Mümin kardeşine dertlenmekten bahsediyordu. İşte böyle uzun zaman bir geçtikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birden sohbetini kestiler. Karşı taraflara bakıyorlardı. Baktım karşı tarafa. Ben de baktım. Baktım ki bir de ne göreyim. Elbisesi yırtık. Bazı yerleri sökülmüş. Açlıktan yüzüne tesir etmiş. Açlıktan yüzünde sorunlar olan Hazreti Mus'ab kardeşimi gördüm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktım. Başı ne ermişti Mus'ab? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktım. Baktım, o sohbet anlatan yüzü gitmiş, farklı bir yüz meydana gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz daha durdular. O mübarek gözleri, o mübarek gözyaşlarını tutamayacak, o yanaklardan akacak. Sonra birkaç dakika daha böyle duracak, sonra işaret edecek, buyuracak ki ''Unzuru ilâ hâdellezî nevarallâhu gadberû'' ''Şu kalbini aydınlatan kardeşim Mus'ab'a bakınız'' ''Lâgad râituhu hâde indâ ebeveyhî bi Mekke'te'' ''Yükrimâni ve yunâimâni indâ ebeveyhî'' ''Mâ fetâbun fitcân Kureyş'in mislâhû'' ''Thümme da'âhû hubbullâhi ve hubbu Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem'' İlâ mâ teravnâ buyuracak. Diyecek ki, şu gördüğünüz Mus'ab var ya, o annesinin, babasının yanında öyle o kadar çok nimetlendiriyordu, o kadar çok ikramda bulunuyordu ki bir dediği kelim diyordu. Ama onların hepsini şöyle Allah rızası için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için bir kenara attı ve bıraktı ve şu anda gördüğünüz şu haddede diyecek. Bu rivayet diyor ki sana, Müslüman, hayatta iki tane mefhumun meydan olacaktır. Bunlardan birincisi Allah'ın rızasını kazanmak. İkincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sünnetine uymaktır. Ve terekna alel ahirin. İşte bu rivayetler kendisinden sonra övgüyle bahsedilen rivayetlerdir. Eğer Müslüman sen de öldükten sonra övgüyle bahsedilmek istiyorsan bugün tam günü, bugünkü bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi, bugünkü duaların kabul edildiği gece ne yapacaksın? Cuma'yı kılacaksın. Hocamın belirttiği gibi bir günlük vakit namazları kaza edeceksin. Sonra gideceksin evine, iftar yapacaksın. Sonra iftardan sonra burada iki tane durum vardır. Bunlardan birincisi muhterem İhsan Şenocak hocamın Kur'an-ı Hakim hakkında sohbeti. O sohbet sana diriliş ruhunu canlandıracaktır. Diğer ise muhterem Kamil hocamın Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sakallarını şerefini takdimleridir. Ondan sonra eşinle dostunla kandileşeceksin. Ondan sonra gideceksin evine, kapatacaksın telefonu, televizyonu, kapatacaksın ışıkları, alacaksın tesbihi, seccadeyi eline. Sonra dilediğin kadar namaz kılacaksın. Dilediğin kadar fikir yapacaksın. Sonra mahzun bir bakışla açacaksın ellerini kainatın sahibine. Diyeceksin ki, Ya Rab, kapına geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da sana kul olmaya geldim Ya Rab. Dirilişimi kabul eyle Ya Rab. Gençliğim heva ve heveslere taptı Ya Rab. Sana kul olamadım Ya Rab. Senin peygamberine hükmet olamadım Ya Rab. Şu andan itibaren dirilişimi kabul eyle Ya Rab. Sen dirilişimi kabul eyle ki sana kul olmayı bundan sonra daha güzel yapayım Ya Rab. Diyeceksin. Kendine diriliş nidalarını ve ağzından çıktıktan sonra devam edeceksin. Diyeceksin ki Ya Rab. Şehit ailelerine sabır ver Ya Rab. Mümin kardeşlerinin sıkıntılarını gider Ya Rab. Sonra devam edeceksin. Bütün mümin kardeşlerine dua edeceksin. Diyeceksin ki Ya Rab. Suriye'de, Filistin'de, Çeçenya'da, Somali'de sırf sana iman ediyorlar diye zulüm gören o kardeşlerimi kabul eyle Ya Rab. Sen onların dualarını kabul eyle. Onlara bir ikinci Abdülhamit'e Hazretleri göndermeyi nasip eyle Ya Rab. Diyeceksin ve ağlayacaksın. O gözyaşları yanaklarından döküldüğü zaman sana şu meydana gelecektir. O gözyaşları seni cehennem ateşinden koruyacaktır. O gözyaşları sana kıyamette en büyük şefaatçi olacaktır. Ondan sonra hayatın yeni bir diriliş hayatı olacak. Ondan sonraki hayatın
Allah'ın rızasına uygun bir hayat, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uygun bir hayat olacaktır. Alâ inna ahsenel kelâm ve ebrâhul nizâm, kelâmullâhi melikin azîzil andâm, kemâ vâlellâhu ve tebâhîle ve teâlâ fil kelâm, ve izâ kulli'el Kur'ân feslemi'û leh, ve ensitûlâ lehum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم